Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle fırında garnitürlü tavuk ızgara yapacağız. Hep birlikte tarife geçelim isterseniz. Önce şöyle tavuğu sırtından açalım. Şu şekilde açtık. Yanlarını temizleyelim. Kalın yerlerinden çizikler atalım ki sos içine işlesin. Pişsin iyice. Şu şekilde. Ve kanatların uçlarını alalım. Onlar yanar yoksa hemen. Bu şekilde hazırladık. Yıkayacağız ve 10 dakika haşlayacağız. Evet arkadaşlar, bir tencereye alalım. Ve üzerine kaynatılmış 1 litre su. Su kaynamış olsun ki tavuk tadını vermesin suya. Üzerine biraz tuz ekleyelim. Kapağını kapatıp 10 dakika pişirdik. Onu kenara alalım, soğumaya bırakalım. Bu arada tavuğumuz soğurken biz de sosu hazırlayalım. Rendenin ince tarafından 2 soğan ve 6 diş sarımsak rendeleyelim. İnce tarafı olsun ki suyu çıksın soğanın. Aromasını versin yemeğe. Bu sosla çok güzel oluyor. Soğanımızın üzerine biraz limon sıkalım. Yarım limonun hepsini sıkmayalım. 3 kaşık yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, baharatlarımız, onları alt kısmında yazacağım. Ve bir tatlı kaşığı biber salçası, 1 kaşık domates salçası, biraz karabiber, 2 kaşık sirke. Bunları hepsini karıştıralım. Sosumuz hazır. Ve inanın bu sos çok güzel olur. Mangalda da kullanabilirsiniz. Bu arada tavuğumuzun soğumuş olması lazım ki iyice soslayalım. İyice her tarafına gelecek şekilde çiziklerin arasına, derinin altına iyice sosu sürelim. Ben bir 2 kaşık sostan ayırdım arkadaşlar. Garnitürün içine de koymak istiyorum aynı sostan. Öyle soslayalım her yerine. Ve en az 2 saat bu şekilde dinlenmeye bırakalım tavuğu. Bu arada biz garnitürlerimizi hazırladık. Şöyle iri iri şekilde iki patateslerim çok büyüktü. 2 tane doğradım ama size tavsiyem 4 tane doğrayın. 2 adet havuç doğradım. Üzerine ayırmış olduğum sostan koydum. 15-16 yanılmıyorsam arpacık soğan vardı. Onu koydum. Arpacık soğan olmasa da normal soğan da iri iri dinleyip koyabilirsiniz. 2 adet kapya biber koydum. Dediğim gibi garnitür olarak başka bir şey de yapabilirsiniz. Mesela mantarla patates de çok güzel olur. Ya da sade sebze mevsimde olursa sade sebze de yaparsınız. Şöyle altın içine tam ortaya bir kase su koyalım ki tavuk kurumasın. Izgarayı koyalım üzerine ve tavuğu da ızgaranın üzerine yerleştirdim. 180 derecede ısıtılmış fırına vereceğim. En az 1 saat pişecek. İlk yarım saatten sonra 40 dakika kadar sonrası biraz derecesini indirirseniz yanmadan iyice içi pişmiş olacak. 160 ile 180 arası fırında en az 1 saat gayet güzel pişiyor. Ama tavuk küçükse, eğer büyükse daha da uzun sürebilir bu süre. Ya evet arkadaşlar, gayet güzel pişti tavuğumuz. İçi de güzel pişti ve inanın garnitür tavuktan daha lezzetli oldu. Size tavsiyem, yaparken siz garnitürü daha çok koyun. Arkadaşlar, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz videolarımı beğeni butonuna basmayı unutmayın. Ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok sevinirim. Umarım siz de yapıp beğenirsiniz. Misafirlerinize de hem çok güzel bir tarif. Yapan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Başka tarifte görüşmek üzere.